Muhakkiklerden ol kelimesinin hakikatini bilen kimse İsevi ilmi öğrenmiştir. Himmeti vasıtasıyla herhangi bir şeyi var eden kimsenin bu davranışı ise bu ilimden değildir. 9. Ol, kün kelimesindeki 3 harfin hakikatinde ortaya çıktığına göre sayılan şeylerden ortaya çıkan 9 felek oldu. 9 feleğin toplamının hareketi ve gezegenlerin dolaşımı ile ilgili dünya ve içindeki şeyler meydana geldiği gibi yine onların hareketleriyle de yok olacaklardır. Yine kıyametin kopuşu da o şekilde olacaktır. Bu 9 feleğin en üsttekinin hareketiyle içindekilerle beraber cennet meydana gelmiş. Bu yüce feleğin hareketi vesilesiyle cennetteki her şey oluşmuştur. En üst feleği takip eden 2. feleğin hareketiyle ise cehennem ve içindekiler, kıyamet, diriliş, toplama ve neşir var olmuştur. Bu ifademize göre dünya karışıktır. Dünya karışıktır. Ayrışma yeri ahiret yurdu. Burası karışık. Hakikaten öyle değil mi? Her şey karışık yani. Son günlerde de her şey karışık. Kim doğru, kim yanlış? Hepsi karışıyor birbirine. Bunu ayırt etmek için çok sağlam bir ilim, bir görüş gerekiyor. Bu ifademize göre dünya karışıktır. Nimet azapla karışıktır. Nimet azapla karışık gelmiştir dünya hayatında. Yine zikrettiğimiz bu duruma göre cennet bütünüyle nimet, cehennem de bütünüyle azap olmuş. Karışım ortadan kalkmıştır. Cennet ve cehennem ortamlarında bu karışıklık ortadan kalkıyor. Cennet bütünüyle nimet olmuşken cehennem bütünüyle azap yurdu olmuş oluyor. Böylece ahiretin yaratılışı dünya yaratılışını kabul etmez. İşte bu dünya ve ahiret yaratılışı arasındaki farktır. Şu var ki ilahi gazap müddetini tamamlayıp gazabı geçmiş rahmete katıldıklarında cehennem yani içindeki kimseler hakkındaki hüküm rahmete döner. Şu var ki diyor ilahi gazap müddetini tamamlayıp gazabı geçmiş rahmete katıldıklarında cehennem yani içindeki kimseler hakkındaki hüküm rahmete döner. Burada bir işaret veriyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Ne diyor? İlahi gazap müddetini tamamlayıp. İlahi gazabın müddeti var. Belli bir müddeti var cehennemde. Şimdi o mevzuyu anlatıyor. Bu rahmetin sureti onun suretidir. Bu suret değişmez. Değişseydi azap görürlerdi. Allah'ın izni ve görevlendirmesiyle önce üstten ikinci feleğin hareketi, ikinci felek dediği cehennemdi. İkinci feleğin hareketi azabı kabul eden her yerde izhar ettiği azapla onlara hükmü altına alır. Burada azabı kabul eden her yerde dedik. Çünkü cehennemde azabı kabul etmeyenler de vardır. Cehennemde azabı kabul etmeyenler de vardır. Azabın süresi tamamlanıncaya kadar ki bu süre 45 bin senedir. Cehennemliklere azap edilir. Demek ki cehennemdekilere azap edilme süresi ahiret senesiyle tabii ki 45 bin sene. Şunu hatırlayalım. Oranın bir senesi dünya hayatının bir bin senesine. Oranın bir günü ahiretin bir günü dünya senesinin bizim senelerimizde bin senesine denk gelmiş oluyor. Bu duruma göre hesap edildiğinde işte oranın senesine göre 45 bin sene cehennemliklere azap edilir. Bir yılı kaç gün? Çarpacaksın o zaman işte. Buranın bir bin senesi oranın bir günü ise hesap etmek lazım. Oranın 45 bin senesi dünya günüyle kaç gün eder? Sonra Rahman 45 bin sene orada azap sürekli olacakmış. Buradan bunu anlıyoruz. Cehenneme girildiği zaman 45 bin sene, oranın senesiyle 45 bin sene azap var orada. Sonra Rahman onlara bir uyku gönderir ve bu uykuyla kendilerinden geçerler. Kime? Cehennem ehline. Bu durum şu ayette. Orada ne ölür ne de dirilirler ayetinde dile getirilir. Şimdi aynı zamanda dedi ki Fütühat'ta Muhittin İbn Arabi Hazretleri bir nevi Kur'an'ın tefsirini de yapmış oluyor. Ayetleri açmış oluyor. Bu ayetle orada ne ölür ne de dirilirler ayetinde dile getirilir diyor bu durum. Uyku halinin bürümesi. Hazreti Peygamber cehennemlikler hakkında şöyle der. Onlar cehennemde ne ölür ne de dirilirler. Hadis-i şerif. Burada cehennemliklerin kendilerinden geçtiği bu vakitteki hallerini kastetmiştir. Cehennemliklerin kendilerinden geçtiği o uyku haline büründükleri hali kastetmiştir Peygamber Efendimiz. Bu durum dünyevi acılardan açlığın şiddeti ya da aşırı üzüntünün etkisiyle bayılanın durumuna benzer. Hakikaten çok aşırı bir acı çekmekte olan bir insan ya da işte işkence halindeki bir insan belli bir süre sonra ne olur? Bayılır, kendinden geçer.
bayıldıktan sonra o acıyı hisseder halde değildir o. Buna benzer diyor cehennemlikteki o insanların uyku halinin bürümesi o azapla birlikte. 19 bin sene böyle kalırlar bu uyku haline geçmekle. 19 bin sene oranın senesiyle bakın. Toplamı 45 bin seneydi ya oradaki azabın. 19 bin sene bu uyku haline bürünerek kalırlar diyor. Ardından ayılırlar. Allah onların derilerini başka derilerle değiştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayette geçer. Onların derilerini başka bir derilerle değiştireceğiz. Tekrar azabı tattıracağız diyor. Orada 15 bin sene azap görürler. Uyandıktan sonra, derisi değiştikten sonra 15 bin sene azap görüyorlar. Sonra tekrar baygınlık gelir. O uyku hali baygınlık gelir. Bu baygınlıkta ise 11 bin sene kalıp ardından tekrar ayılırlar. Bir daha bayılıyorlar. 11 bin sene baygın kalıyorlar. Tekrar ayılıyorlar. Allah onların derilerini azabı tatmaları için başkalarıyla değiştirmiştir. Bir daha deriler değişiyor. Böylece acı bir azabı 7 bin sene duyarlar. Bu uyandıklarından sonra bir 7 bin sene daha acı azap duyuyorlar. Sonra 3 bin sene daha baygın kalırlar. Ve tekrar ayılırlar. Allah onlara bir zevk ve rahat verir. Bu durum yorgun uyuyup uyanan kimsenin haline benzer. Bütün bunlar Allah'ın gazabını geçmiş ve her şeyi kuşatmış rahmetinden kaynaklanır. Allahu Teala diyor ya benim gazabım her şeyi geçmiştir diye. Rahmetim her şeyi geçmiştir diye buyuruyor ya Allahu Teala. Burada rahmetinin geçmiş olmasının durumunu belirtmiş oluyor. Rahmetinin geçmesi tabii ki her yerde cennette olduğu gibi cehennemde de olması gerekiyor. Cehennemdeki rahmet olayı bu. Cehennemliklere rahmeti işte bu oluyor Allahu Teala'nın. Bu mevzuyu anlatıyor. Toplam 55 bin oldu ama geçti. Azap görüldüğü yılları hesap et. 45 bin sene azap görülecekler dedi. 19. Ayık hallerini de mi saydın? Uykudaki hallerini. Yani buradaki azap 45 bin sene uykudaki haller dışında sayılan 45 bin sene. Çünkü ne diyor? 23 bin sene azap görür kesintisiz 19 bin sene uyku hali görür. Ondan sonra uyku halinden çıkar 11 bin sene. 23. Azap görür. Ondan sonra 19 bin sene böyle kaldıktan sonra ne diyor? Uyku halinde kaldıktan sonra uyanır. 15 bin sene azap görür. Ondan sonra tekrar uyku hali görür. 11 bin sene uyku halinde kalır. Uyku halinden uyandıktan sonra 7 bin sene daha azap görür. Yani azap görme süresini topladığımız zaman 45 bin sene oluyor. Uyku hali hariç. Bütün bunlar Allah'ın gazabını geçmiş ve her şeyi kuşatmış rahmetinden kaynaklanır. Bu esnada Hakk'ın kendisiyle her şeyi rahmet ve bilgi olarak kuşatmış olduğu El-Vasi isminden rahmetin hükmü ebedileşir. Dolayısıyla artık bir acı duymazlar ve bu hal onlar hakkında sürer gider. Cehennemlikler bu hali ganimet bilip şöyle derler. Unutulduk. Artık kendimizi akla getirmekten korktuğumuz için herhangi bir şey istemiyoruz. Allah bize şöyle dedi. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Kalın kaldığınız yerde ve benimle bir daha asla konuşmayın. Şimdi burada cehennemlikler diyor ki unutulduk. Allahu Teala bizi unuttu herhalde. Artık azap üzerlerine gelmiyor ya bu 45 bin sene tamamlandıktan sonra. Unutulduk herhalde. Çünkü bir uyku hali vardı, azap vardı, uyku hali vardı. Böyle derler diyor. Ve Allahu Teala'nın hitabını Kur'an-ı Kerim'de kalın kaldığınız yerde ve benimle bir daha asla konuşmayın. Böylece susarlar. Onlar orada şaşırtılır ve kendilerinde azaptan sadece azabın yenileneceği korkusu kalır. Artık bu saatten sonra, o 45 bin seneden sonra ya Allah tekrar bize azap ederse korkusu üzerlerinde kalır diyor. Azabın bu kadarı cehennemlikler hakkında sürekli kalan kısmıdır ki o da korkudur. O korku daimi ebedi olarak üzerlerinde olacak diyor cehennem halkının. Ya tekrar azap başlarsa. Başka bir anlatımla söz konusu azap duyusal değil, psikolojik bir azaptır. İşte bu korku. Azap daimi devam ediyor aslında ama hangi azap devam ediyor? Psikolojik azap devam ediyor. Bu konuda çok kesim farklı iddialar sunmuş. Birçok tartışmalara da girmişler. Bu cehennemdeki azabın ebediliği hususunda. Cehennemdeki azap ebedidir anlamını çıkaran, ayetten bunu çıkaranlar da olmuş. Bu manada baktığın zaman o üzerlerinde kalan korku azap olarak nitelersek evet cehennemdeki azap ebedi olmuş oluyor. Ama öbür manada azap değil bu.
Bu arada psikolojik bir nefsi bir azap kalmış oluyor. Cehennemlikler bazı zamanlarda bu azaptan kurtulur. Onların nimeti Allah'ın kalplerine geniş rahmet sahibi olduğunu bildirmesiyle duyusal azaptan kurtulmuş olmaktır. Elde ettikleri nimet bu kadar. Allah şöyle der. Siz bizi unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Siz bizi unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Bu olgu nedeniyle cehennemlikler acıları hissetmediklerinde şöyle derler. Unutulduk. Onlar Allah'ı, Allah da onları unutmuştur. Buyurulur ayet-i kerimede gene. Onlar Allah'ı, Allah da onları unutmuştur. Veya diğer bir ayette bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Buyurulur. Bu ayeti bu anlama gönderme yapar. Bunun anlamı cehenneme terk edilirsin demektir. Cehenneme terk edilirsin. Çünkü unutmak yani nisyan terk demektir. Kelime manasıyla. Unutmak nisyan terk demektir. Kelime tünsa hemze ile tünsea, tünseü okunduğunda geciktirilmeli anlamına gelir. Öyleyse cehennemliklerin nimetten payı azabın gerçekleşmesiyken azaptan payları ise gerçekleşme korkusunu yaşamalarıdır. Evet. Cehennemliklerin nimetten payı azabın gerçekleşmesiyken üzerlerine bu azap varken gerçekleşme korkusunu yaşamalarıdır. Azaptan payları ise gerçekleşme korkusunu yaşamalarıdır. Çünkü Allah'ın bildirmesi yoluyla onlar adına bir güvence söz konusu değildir. Bazı vakitlerde ise azabın gerçekleşmesi korkusundan perdelenirler. Bu meyanda bazen 10 bin, bazen 2 bin, bazen 6 bin sene azabın gerçekleşme korkusundan perdelenebilirler. Bakın bir de hani bir unutulduk diye rahatlamaları var ya cehennem halkının. Burada diyor ki o azap 45 bin senenin azabın tamamlanmasından sonra bazen 10 bin, bazen 2 bin, bazen 6 bin sene azabın gerçekleşme korkusundan perdeleniyorlar. Yani azap hallerinin üzerine gelmek korkusundan da perdeleniyor. Bu korku da kalkıyor üzerlerinde. Bu belirtilen miktarın dışına çıkmazlar. Her ne zaman bir perdelenme gerçekleşir, onlar adına bu kadarlık zamanın olması kaçınılmazdır. İşte o zaman Allah'ın rahmeti olmuş oluyor onlara. O korku üzerlerinden anlık kalkıyor işte o 10 bin, 12 bin sene. Allah Er-Rahman isminden onları nimetlendirmek isterse, o vakitteki ve içinde bulundukları azaptan çıkış esnasındaki hallerine bakarlar. Böylelikle bu bakma ölçüsünde nimetlenirler. Bu bakışları bazen 1000, bazen 9000, bazen 5000 sene sürebilir ve süre artar veya eksilir. Her halükarda onların bu halleri cehennemde böyle sürer. Çünkü onlar cehennemliktir. Bütün bu zikrettiklerimiz Muhammedi makamdan tevarüs edilen iyi seviye ilimdendir. Bütün bu bilgiler, şu an anlatılan mevzular iyi seviye ilimden kaynaklanır diyor. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.